Sihirli duş. Sıcak bir günde açık havada serin bir duştan daha canlandırıcı bir şey hayal etmek zordur. Sihirli duş başlığı taşınabilir bir kompakt cihazdır. Bu arka bahçesi olan herkesin dışarıda duş almasını sağlayan mükemmel bir buluştur. İlk bakışta yapı 70 x 55 cm ölçülerinde ahşap bir platform gibi gözüküyor. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındadır ve iki taraftan 12'şer tane su başlığı bulunmaktadır. Duşun tamamen otomatik olması dikkat çekicidir ve kullanıcı platformun üzerine çıktığında etkinleşir. Bahçeniz ve içerisinde bir havuzunuz varsa havuz sonrası duş için bu aletten daha pratik ve daha güzel bir şey olduğunu sanmıyoruz. Baskı ayağı. Yazıcıların bilgisayarların yanında duran hantal aygıtlar olmasına alışkınız. Ancak ekranda gördüğünüz buluş onunla ilgili her zaman fikirleri bozuyor. Baskı ayağı o kadar küçük ki çantanıza hatta cebinize bile sığabilir. Ortalama bir akıllı telefon kadar ağırlığı vardır. Ancak herhangi bir yerde çalışabilir. Metal, kumaş, plastik veya ahşap gibi herhangi bir yüzeye yazdırılabilir. Şaşırtıcı bir şekilde baskı ayağındaki desen, şişirilmiş bir balona bile uygulanabilecek kadar yumuşak bir şekilde çalışır. Baskı ayağı, akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayara bağlanarak özel bir uygulamadan kontrol edilir. Tüm hazır baskıları uygulamada kendi şablonlarınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Baskı çözünürlüğü 600 dpi'dir ve yazıcı inkjet teknolojisi kullanır. Aletin tek dezavantajı mürekkebin suda çözünür olmasıdır. Ama eğer isterseniz görüntüyü vernikleyebilirsiniz. Kartuş değiştirilebilir ve 5000 baskı döngüsü için yeterli miktarda mürekkep tutar. Bu alet sayesinde evinizden çıkmadan kendi baskınızı kendiniz üretebilirsiniz. Mobilya dönüşümü. Bu ilginç ve benzersiz mobilya parçası patentli bir sistem kullanılarak oluşturuldu. Amerikan bir mühendis tarafından geliştirildi. İlk bakışta bir çit gibi görünüyor. Ancak üzerine oturmaya çalışırsanız bir bank veya uzanabileceğiniz bir düzlem halini alıyor. Aslında dünyanın dört bir yanındaki mühendisler ilginç ve sıra dışı mobilyalar icat ediyorlar. Örneğin bu yeni masa tasarımı. Bazı kişisel eşyaları kapalı alanda saklayabilirsiniz. Masaya oturmanın zamanı geldiğinde deklanşör kayar ve yapı bir masaya ve sandalyeye dönüşür. Son olarak en son dönüşümlü buluşumuz kayar basamaklı bir merdivendir. Bu özellik sayesinde merdivenler çapraz inşa edilebilir. Bu da bu şekilde merdivenlerin aynı miktarda yer kaplaması anlamına gelir. Robert. Bazı vakalardan sonra yatağa bağlı insanların sinirleri zayıflar. Öyle ki zayıf uzuvlarını kendi başlarına hareket ettiremezler. Ancak düzenli olarak özel tasarlanmış fiziksel egzersizler yapmak zorundadırlar. Çünkü fiziksel aktivite eksikliği vücuttaki tüm metabolik süreçler üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Kaslar ve eklemler aşınır. Organlar hasar görebilir ve durgunluğa sebep olabilir. Geleneksel olarak tıbbi personel bu tür hastalarla çalışmaktan sorumludur. Ancak prosedürler zaman ve çaba gerektirir. Tüm bunların üstesinden gelebilmek için Robert isminde akıllı bir robot tasarlandı. Bu alet hastaların rehabilitasyona başlamalarına ve yavaş yavaş ilerleme kaydetmelerine yardımcı olur. Her şeyden önce robotun yerinde sabit kalmadığı ve taşınabilir olduğunu belirtelim. Bu durumda hastalar bulundukları odayı ve yatağı terk etmek zorunda kalmadan Robert onların yanına gelir ve hasta kendi yatağının üzerinde egzersizlerini yapabilir.
Tüm egzersizler bir uzmanın yönetimi altında gerçekleştirilir. Sağlık personeli uzuvlar için özel egzersizler konusunda yardımcı olabilir. Robot, hastanın vücudunun ağırlığını alırken ilginç bir şekilde sağlık çalışanı robota gerekli hareketleri öğretebilir. Robert tedaviden sonra hareketleri ve sayılarını hatırlar, sonrasında belirli sayıda hareketleri bağımsız olarak hastaya tekrarlatabilir. Vira. Volvo'daki mühendisler bunun daha önce yaptıkları hiçbir şeye benzemeyen bir icat olduğunu söylüyorlar. İçine girip sürmek isterseniz bunu yapamazsınız. Çünkü Vera'nın direksiyonu yok. Vera, geçen yılın sonunda tanıtılan ve kamyonlarda görmeye alışık olduğumuz ön yükseltisi olmayan insansız elektrikli bir kamyondur. Şu anda bir konsept olan araç, normal bir otomobilden ziyade tekerleklerdeki alçak bir platform gibi görünüyor. Vera, römork ve nakliye yükleriyle donatılabilir. Geliştiriciler, buluşlarının mallarını düzenli ve kısa mesafelerde taşımanın gerekli olduğu durumlarda kullanılacağını belirtiyorlar. Bu nedenle cihaz, liman lojistik merkezlerinde ve fabrikalarda kullanım için idealdir. Yollara çıktığı zaman tek bir kontrol merkezine bağlanacaktır. Kontrolcülerin görevleri yük seviyesi, konum ve aracın teknik durumunu izlemeyi içerecektir. Hızlı kesim biçer döver. Bahçecilik her zaman zor ve sıkıcı olmuştur. İşçiler özellikle hasat zamanında genellikle bunun için çok zaman ve çaba harcamak zorundadırlar. Elbette insanlar buna alışmışlar ama mühendisler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyorlar. Uygulaması zor olan el emeği otomasyonla değiştiriliyor. Özellikle büyük ve pahalı özel ekipman getirilemeyecek küçük çiftliklerde bu çok kullanışlı olacaktır. Hızlı kesim biçer döver, özellikle bitkileri haset için tasarlanmış bir buluştur. Onunla birlikte çalışan tüm çiftçiler avantajları hakkında bir sürü şey söylüyorlar. Çok sayıda ip teliyle kaplı dönen fırça, kökteki bitkileri en uygun şekilde sararak toplama alanına toplar. Genellikle bir tohum yatağından hasat toplamak yaklaşık 3 saat sürer. Üstelik dizlerin üzerinde ve rahatsız edici bir pozisyonda. Bu şekilde çalışmak vücutta ağırlığa sebep olur. Aynı miktarda iş hızlı kesim biçer döverlerle çok daha kolay yapılabilir. Makinede sadece bir kişi çalışıyor ve diz çökmek zorunda kalmıyor. Cihazın çalışma hızı saatte 80 kilogram ottur ve her türlü yükseklikte çalışabilir. Ekiptir. Şu an göreceğiniz buluş, inşaat ekiplerinin daha kolay ve daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ekiptir, mobil ve manevra kabiliyetine sahip bir çöp konteyneridir. İnşaat ve yenileme çalışmaları sırasında büyük miktarda atık çıktığı bilinen bir gerçektir. Bazı zamanlar yenileme çalışmaları büyük kamyonların giremeyeceği dar yerlerde olabilir. Bu gibi durumlarda bu araç kullanışlı olur. Sadece dar alanlarda sürüş kabiliyetine sahip değildir. Kabın nasıl yükseldiğine bir bakın. Örneğin çöpü çatıdan içine atabilirsiniz. Çöp kutusunun kapasitesi yaklaşık 8 metreküptür. Kaldırabileceği maksimum ağırlıksa 680 kilogramdır.